Türevlenebilir x ve y fonksiyonları aşağıdaki denklem ile ilişkilendirilmiş. Sinüs x artı kosinüs y eşittir karekök 2. Aynı zamanda bize x'in t'ye göre türevinin 5 olduğunu da söylemişler ve bizden y eşittir pi bölü 4 ve 0 küçüktür x, o da küçüktür pi bölü 2 olduğu zaman y'nin t'ye göre türevini bulmamızı istemişler. Şimdi bize x'in t'ye göre türevini vermişler ve y'nin t'ye göre türevini bulmak istiyoruz. Dolayısıyla x ve y'nin t'nin birer fonksiyonu olduğunu düşünebiliriz. Bu durumda verilen denklemi tekrar yazalım, değil mi? Onu da şu şekilde yazarız. Sinüs t'ye bağlı x fonksiyonu artı kosinüs t'ye bağlı y fonksiyonu eşittir karekök 2. X'i üçüncü bir değişken türünden fonksiyon olarak veya y'yi x dışında bir değişken fonksiyonu olarak görmeye pek alışık olmadığımız için bu biraz garip gelebilir ama unutmayın, x ve y de birer değişken sonuç itibariyle. Burası xt yerine ft, burası da yt yerine gt olabilirdi. Belki öyle olduğunda daha az yabancılık çekebilirdik. Lafı fazla uzatmadan soruya dönelim. dy bölü dt'yi bulmak istiyoruz. Bu denklemin her iki tarafının da t'ye göre türevini almamız gerekiyor. O zaman hadi yapalım. Sol tarafta bu terimin t'ye göre türevini alırız. Bu terimin de t'ye göre türevini alırız. Aynı şekilde sağ tarafında t'ye göre türevini alırız. Buradaki sabitin t'ye göre türevi. Şimdi bunların her biri hakkında ayrı ayrı düşünelim. Burası nedir? Yeni bir renkle yazayım. Açık mavi ile altını çizdiğim bu kısmı nasıl yazabiliriz? T'ye bağlı bir fonksiyonun sinüsü var ve bu ifadenin t'ye göre türevini alıyoruz, öyle değil mi? O zaman burada zincir kuralını uygulayabiliriz. İlk olarak sinüs x'in x'e göre türevini alacağım. Sinüs xt diye de yazabilirdim ama basitlik olsun diye soruda yazdığı şekline geri döndüm. Ardından x'in t'ye göre türeviyle çarpacağım. Çarpı x'in t'ye göre türevi. Böylece hiçbir şey değişmedi aslında. Burada yaptığımız, önceden sadece x ve y'ler ile uğraşırken uyguladığımız zincir kuralı mantığına aykırı gibi gözükebilir ama bir daha söylüyorum, tek yaptığımız dışarının, yani bir şeyin sinüsünün o bir şeye göre türevini almak oldu. Bu durumda da bir şeyimiz x. Ardından da bir şeyin, yani x'in t'ye göre türevi ile çarptık. Aynı işlemleri buradaki ikinci ifade içinde yapabiliriz. Burada da y'ye göre türev almak istiyoruz. Peki neyin türevini? Dışarıdaki kosinüs y'nin türevini. Bunu da y'nin t'ye göre türevi ile çarparız. O zaman bunların hepsi neye eşit olur? Bu sabitin t'ye göre türevi, karekök 2 sabittir, öyle değil mi? Evet, t değiştiği zaman değişmez. Türevi, yani değişim hızı 0 olacak. Şimdi geriye bütün bunları çözmek kaldı. Öncelikle sinüs x'in x'e göre türevi nedir? Kosinüs x, öyle değil mi? Evet, kosinüs x çarpı x'in t'ye göre türevi. Onu da şöyle önüne yazalım. X'in t'ye göre türevi dx bölü dt. Daha sonra artı y'nin t'ye göre türevi. O zaman artı y'nin t'ye göre türevi. Sadece sırasını değiştiriyorum. Şöyle önüne yazalım, evet. Kosinüs y'nin y'ye göre türevi hakkında da konuşabiliriz. Eksi sinüs y, öyle değil mi? Öyleyse buraya sinüs y yazabilirim. Şu aradaki artıyı da silip yerine eksi koyalım, evet. Ve bunların hepsi de 0'a eşit olacak. Peki başka ne bulabiliriz? Bize x'in t'ye göre türevinin 5 olduğunu söylemişler. O zaman bunun yerine 5 yazabiliriz. Y'nin t'ye göre türevini bulmak istiyoruz. Bize y'nin de kaç olduğunu vermişler. Y eşittir pi bölü 4'müş, öyle değil mi? Öyleyse denklemdeki y yerine de pi bölü 4 yazabiliriz. Şimdi bakalım. Hala bilinmeyen iki terim var. X'in ne olduğunu bilmiyoruz ve y'nin de t'ye göre türevini bilmiyoruz ama zaten bunu bulmaya çalışıyoruz. O halde tek sorun şimdi x. Evet, x kaç? Y pi bölü 4 olduğu zaman x kaç olur? Bunu bulmak için soruda verilen denkleme geri dönmemiz gerekiyor. Y eşittir pi bölü 4 olduğu zaman şöyle yazayım. Sinüs x artı kosinüs pi bölü 4 eşittir karekök 2. Kosinüs pi bölü 4'ü bulmak için birim çember üzerinden düşünelim. Birinci bölgede bulunuyor. Derece cinsinden düşünürsek bu 45 derecelik bir açı. O zaman bunun değeri kök 2 bölü 2 olur değil mi? Her iki taraftan da kök 2 bölü 2'yi çıkarırsak geriye sinüs x eşittir. Kök 2'den kök 2 bölü 2 çıkarıyorsak yarısını çıkarıyoruz demektir. Öyleyse geriye de yarısı kalır. Yani eşittir kök 2 bölü 2. Hangi x değerinin sinüsünü aldığımızda bize kök 2 bölü 2 verir? Unutmayın, birim çember üzerinde birinci bölgedeyiz. Yani x burada bir dar açı belirtiyor. O halde x pi bölü 4 olmalı. Evet, pi bölü 4. Bu da bize y eşittir pi bölü 4 olduğu zaman x'in de pi bölü 4 olacağını gösteriyor. O zaman buradaki x yerine de artık pi bölü 4 yazabiliriz. Önce şurayı tekrar yazayım çünkü her şey birbirine karışmaya başladı. Evet, ne bulmuştuk? 5 çarpı kosinüs pi bölü 4 eksi dy bölü dt, y'nin t'ye göre türevi. Aynı zamanda bulmak istediğimiz şey bu. Çarpı sinüs pi bölü 4, evet, eşittir 0. Şuralara da parantez koyalım ki daha düzgün görünsün. Bundan sonrası artık sadece cebir. Kosinüs pi bölü 4 zaten bulmuştuk. Kök 2 bölü 2 idi. Sinüs pi bölü 4 de aynı şekilde kök 2 bölü 2. Denklemin her iki tarafını da kök 2 bölü 2'ye bölersek ne buluruz? Buradaki kök 2 bölü 2 bölü kök 2 bölü 2 eşittir 1. Aynı şekilde burası da kök 2 bölü 2 bölü kök 2 bölü 2 eşittir 1 ve 0 bölü kök 2 bölü 2 0 olacak. Bütün bu ifadenin sadeleşmiş hali de 5 çarpı 1'den 5. Eksi y'nin t'ye göre türevi eşittir 0 ve sonucu böylece bulmuş olduk. Her iki tarafa y'nin t'ye göre türevini eklersek dy bölü dt'nin 5 olduğunu, evet, görebiliyorsunuz. Tabii ki bu sonuç x'in t'ye göre türevinin 5 ve y eşittir pi bölü 4 olduğu zamanki türevinin değeri.